Evet arkadaşlar yine son bir Mehdi Aleyhisselam videosu çekiyoruz ama bu sadece Mehdi Aleyhisselam değil. 2023'te Allahü Teala Hazretlerin Rahmani planını anlatacağız inşallah. Burada şeytani plan Deccal ve Deccal Mesih'in her türlü karanlık, hastalık, savaş, ekonomik kıtlık, sefalet, ölüm, depremler vesaire bir sürü organizasyonlarının Allah tarafından şeytana vaat edilen süre verilenlerdensin denilmesinin ve sonuna geliyoruz. Yaklaşık 7000 yıla yakınlık bir süre bitiyor. Bu sürede 3 Kasım 2019'da başlayan virüs projesinin 2023'te karşılık olarak Allah-u Teala Hazretleri cevap verecek. Şöyle. Ve Yüce Rabbimiz direkt gökten dünyaya müdahale edecek. Müdahalesi Nida ile Hazreti Mehdi'nin falan oğlu filan emrinizdir ona yardım edin diye bildireceği bu müdahale İslam Müslümanların Hazreti Mehdi etrafında toplanıp bir araya gelmesi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da bir ordu kurarak savaşa başlamasıyla başlar. Yalnız bu ordu ordusu diye de Allahü Teala'nın bu 2023'te ki karşı planı, Rahman'ı planı, şeytana plana karşı ordusunu da günümüzde Türkiye merkezli başlayıp diğer Türk'ü devletlerinle içerisinde oluşturdukları kimilerini Turan ordusu dediği aslında Hazreti Mehdi ordusudur arkadaşlar bu. Bununla birlikte harekete geçecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Deccal da Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte Mehdi Aleyhisselam'a saldıracak. Saldırıya geçmek için ordusuyla Kudüs'le sıkıştıracak. Bu sıkıştırmanın ardından Allahü Teala Hazretleri Hazreti İsa Mesih'i göndererek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecek. Bu yardımın da biznillah Deccal'ın kafasının koparılmasıyla ordularının darmadağın edip yok edilmesi akabinde Yüce Rabbimiz Müslümanlara rahmet kanatlarını açacak. O onun peşine akabine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelerek İstanbul'un fethini gerçekleştirecek. Fethinden sonra da Allah-u Teala bu hastalık ve üzüntüleri Müslümanların üzerinden kaldıracak. Akabinde Deccaliyet Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ni Yüce Rabbimiz bir hortum ile bunların sonunu getirecek. Fil ordusu diye adlandırdığı Fil suresinde de Deccal'ın ülkesi Amerika'nın şekli fil şeklindedir. Buradan da kasıt fil ordusundan Amerikan ordusudur. Bunu da göndereceği 600 kilometre hızla bir hortumla biznillah tarumar edecektir. Ondan sonra Yüce Rabbimizin lütuf ve ihsanıyla Hazreti İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'la başlayan bu temizlik fetholunmayı bekleyen ülkelere gelecektir sırasıyla. Yalnız öncelikle işte akın akın ferç ferç İslam'a giren ülkeler, milletler olacaktır. Bunun müjdesiyle yeryüzü hakimiyeti biznillah ağır ağır Türk Birliği'nin kurulmasıyla bağımsızlığını kazanan ve özerk olan Türk devletleri de birleşerekten Allah'ın izniyle bir kurt sureti alaraktan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kurt devletinin başına da birini atacak inşallah. Hadis-i şeriflerden baktığımız Mansur isimli bir kişiyi atacak. Tabi bu dönemde Deccal öldürürken de Deccaliyet'in merkezinde bir bayanın görevde olacağını da Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından Belkıs hadislerde de saniye diye geçen kişidir. Velhasıl İslam hakimiyetinin başlangıcıyla şöyle
Olacak inşallah. Yani yeryüzü barış adaletle dolacak. Roma'nın, Yunanistan'ın fethi var. Yunanistan'ın fethinden sonra işte Hindistan'ın özellikle de Çin'in fethiyle dünya tek devlet, İslam devleti Türk adı altında hüküm sürecek inşallah. Ondan sonra kalan yaklaşık 7, 8 veya 9 yıllık bir hüküm sürülecek. Yani dünya komple fethedildikten sonra bir 9 yıllık hüküm sürülecek burada. Allah izin verirse tabii Çin'in fethi daha masraflı. Hem nüfus ve konum olarak, yüz ölçümü olarak yani çok büyük maliyetli bir fethi olacak ama Rabbimiz o fethi de nasip edecek. İnşallah tekrarlıyorum. Allahu Teala'nın 2023 planı Hazreti Nida ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve peşine ordusu sonra İsa Mesih'in zuhuru gelmesi Kudüs'e Hazreti Mehdi'ye yardım için. Akabinde de işte hortumla Amerika Birleşik Devletleri'ni fil ordusu, fil ashabı, fil süresi diye geçen Amerika kıtasını tabir edilse üzere Amerika'nın bulunduğu yeri onları topyekün kökünü kazıyacak, ekilmiş otlara çevireceğini Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de sure olaraktan çeşitli ayetlerde de bildiriyor. Çünkü Deccaliyet içinde buyuruyor ki onlar dağları yerinden oynatacak. Planları büyük de olsa diyor. Bizim de onlara karşı planımız vardır biznillah. İnşallah o plan bu şekilde bertaraf edilmiş olacak Rabbimizin izniyle. Yani 2023 sıradan bir yıl değil. Şeytani yapıya verilen mühletin son bulmasıyla inşallah şöyle ki İslam'a